Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bir 6 çayına da hoş geldiniz. Çünkü videoları 6'da yayınlıyorum. Her gün 6'da yayınlıyorum ve bunu yaparken de çay içiyorum ve 6 çayında da sorularınızı yanıtlıyorum. O yüzden 6 çayı olsun, neden olmasın. Neyse, hoş geldiniz baştan ama günaydın. Çünkü ben aslında 6'da çekmiyorum bu videoları. Ben sabah çekiyorum, o yüzden benim için sabah çayı falan oluyor. Neyse, siz de çaylarınızı aldıysanız, almadıysanız bekleyebilirim. Durdura basın videoyu, bir çayınızı kapıp gelebilirsiniz. O zamana kadar ben de beklerim. Geldiniz mi? Gelmediniz mi? Daha gitmediniz mi? Durdurmadınız mı videoyu? Neyse, okey. İyi o zaman, hemen başlıyorum. Nasılsın? Çok iyiyim dostlarım. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Bu arada küçük kurallarım üzerinden geçeyim. İsim falan vermeyeceğim. Az ve öz olmaya çalışacağım. Soruların tekrarlanmamasını sağlayacağım. Sürekli aynı soruları yani cevaplamaya çalışacağım. Bazı sorularınızın bazı kısımları da direkt almadım çünkü dediğim gibi çok böyle hızlı, sade, az öz olsun istiyorum video genel şeyim o, genel bakış açım o videolara, içeriye. Öyle ama iyiyim, çok teşekkürler, sizler nasılsınız? Sence gelmiş geçmiş en iyi seri ne? Yani bu çok şey değil, Sanrias o çok net belli yani gelmiş geçmiş en iyi serinin Sanrias olduğu. O konuda çok şey düşünmemize gerek yok. Higgs vs. Cenk Oğuz hangisi? Yani ben çalışanlarım arasında ayrıcalık yapmıyorum ama Higgs'i siz daha çok seviyor gibisiniz, bilmiyorum. Cenk Oğuz biraz böyle bir kötü adam olduğu için birazcık antipati var gibi ama dediğim gibi ben herhangi bir şey yapmıyorum. Ayrım yapmıyorum çalışanlarım arasında. Eskiden gün gün haftalık planlamalarını yapardın ve yayınlardın. Eğer oyunlara karar verirsen tekrar yayınlayacak mısın 146 takvimine? Şöyle biraz dikkat ederseniz kanalda zaten bir takvim, bir düzen, bir şey var. Yani her gün hangi saatte hangi videonun geleceği az çok belli. Ama ben bunu durup da açıklamak istemiyorum işte arkadaşlar şu gün şu videolar geliyor falan diye. Yoksa bu sefer bu yönde bir beklenti oluşuyor. Çünkü her zaman bunu yapamayabiliyorum. Ne bileyim GTA 4 işte atıyorum pazartesi değil salı gelebiliyor. GTA 4 pazartesi geliyor demiyorum ama. Ama yani günleri falan değişebiliyor. Benim yapmak istediğim başka şeyler olabiliyor. Yapmak zorunda kaldığım başka şeyler olabiliyor. O yüzden böyle bir haftalık takvim yayınlamayacağım. Ama az çok şey yaparsanız, dikkat ederseniz zaten anlayacaksınız. Bir takvim var yani. Pazartesi hangi videonun geleceği bellidir veya pazar günleri hangi videoların geleceği bellidir. Aynı şekilde cumartesi, cuma, perşembe bugünlerde hep belli yani hangi videoların geleceği. Şuraya bakıyorum çünkü şuraya yazdım yani. Kendim için bir haftalık düzenim var. Çünkü böylece haftanın günlerini takip edebiliyorum. Haha! Pratik şeyler. Hayatta küçük pratik şeyler. Kendi tarafından güncel yeni konsepte video çeker misin? Yani bir şey yaptım zaten bu konuda. Kısa bir video yaptım. Orada duruyor. Bir dakikalık bir video. Onun dışında kendimi daha ayrıntılı tanıtmak istersem o yüzden 6 çay var. Böyle aramızda geçen küçük muhabbetler bence birbirimizi daha yakından tanımamıza imkan sağlayacak. Ha, ne diyorsunuz? Oyun yapmaya meraklı insanlar ne söylemek istersiniz? Abi yani ne yapmak istediğine bağlı. Mobil oyun yapmak istiyorsan go right ahead, buyur yani. Dükkan açık. Herkes mobil oyun yapıyor falan. Başka bir şey yönelmek istiyorsan İnsanlar sana yapamayacağını söyleyecek ki büyük bir ihtimal yapamayacaksın ama denemeyi bırakma. Çünkü sadece bir defa başarılı olman gerekiyor. Ondan sonra da sadece üzerine ekleyeceksin yapacağın şeylerle. Yani o yüzden denemeyi bırakma yani. Bu. Oyun yapmaya meraklı insanlara denemeyi bırakmayın diyorum. Ama yani gidip de abi ben Skyrim yapacağım da demeyin yani lütfen please. İngilizce gelişimi konusunda neler öneriyorsun? Yazılımla ilişkisi nedir? Yazılım için gerekiyor tabii İngilizce. Ondan başka ne diyebilirim bilmiyorum. Yazılım ve İngilizce arasındaki fark. Yani gerekiyor abi. Öğrenmen lazım İngilizceyi. Gelişim konusunda ya kitap okuyabilirsiniz. Film falan izleyebilirsiniz tabii. Müzik dinleyebilirsiniz ama sanırım İngilizce kitap okumak bayağı yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. En sevdiğin oyunlar neler? Yani San Andreas, New Vegas falan o kafalar hep. Az çok görüyorsunuz zaten YouTube'da da sevdiğim oyunlara yöneliyorum. O yüzden öyle yani. O ikisi tadında oyunlar. Şu anda Kıbrıs'ta mısın yoksa Türkiye'de mi ve hangi takım tutuyorsun? Şu an
Türkiye'deyim, Kıbrıs'ta değilim. Hangi takımı tutuyorum? Ya o konuda bilmem abi, ben çok takım tutan birisi değilim ya. Yani bilmem, çok anlamsız geliyor bana takım tutmak. İnsanlar birbirine giriyor falan. Stres yapıyorsunuz, takımınız kaybediyor. Sonra saçma sapan şampiyonluk yarışları oluyor. İnsanlar kırılıyor falan, bilmiyorum yani. Öyle çok bir takım tuttuğum söylenemez. Çayın tadı güzelmiş bu sefer ha. Şu ana kadar yapmaktan en zevk aldığın seri hangisi? En zevk aldığım seri. Açıkçası GTA 4 bayağı keyifli gidiyor. GTA 4 çok keyifli gidiyor. Ya Osman'dan da çok keyif alıyorum. Evet ya, GTA 4, en fazla GTA 4'ten keyif alıyorum. Yani GTA 4 serisinden keyif aldım. Yani en sevdiğim oyun GTA 4 müdür diye sorsan değil. Yine en sevdiğim oyunlar arasında diyebilirim ama GTA 4 serisinden oldukça keyif alıyorum. Herhalde ikinci de Osman olur. Kanalın büyümesini ve gelişmesini istemiyor musun, yoksa kemik kitlen senin için yeterli mi? Yani kanalın büyümesi ve gelişmesi için böyle küçük küçük değişiklikler yapıyorum. Küçük küçük şeyler deniyorum ama böyle hani geri döndüğüm o ilk haftalardaki gibi böyle muazzam bir efor yok. Ben sadece videolarımı atayım. Kanal ayakta kalsın. Serdar abi ölmemiş falan desin insanlar. Ölmedim, hayattayım. Hala canlıyım. Çok teşekkürler bu arada. Fark ettiğiniz için hala yaşadım. Sadece bir süreklilik olsun, bir devamlılık olsun. Bu bana yetiyor. Yani arada sırada yapmak istediğim özel şeyler olduğunda da yapıyorum zaten, görüyorsunuz. Ha, bu yani öyle çok aman kanal şu sayıya ulaşsın, böyle olsun falan diye şeylere artık takılmıyorum çok. Bayağı hobi artık bu. Hocam senin gibi bir kral bir adam 400-500 izlenerek can çekişiyor resmen. Bence bir şeyler yapıp kanalı uçurmalısın dostum. Bu arada yani bazı ahbaplarımızın yorumları çok bayağı bir şeyler söylemiş, bayağı bir şeyler sorulmuş. Bu arada çok teşekkürler onun için de. İlginiz için, desteğiniz için. Ama yani onları bayağı bir kısalttım, bayağı bir kırdım, sonra öyle koydum buraya, onu da söyleyeyim. Dediğim gibi çok önemli değil ya. Yani ben videolarımı atayım, biri izlesin. Dediğim gibi bir şeyler yapıp kanalı uçurmama gerek yok. Şu an mutluyum. Yani keyif alıyorum. GTA 4'ten keyif alıyorum. Korku oyunlarından keyif alıyorum. Fallout'tan keyif alıyorum. Bioshock'tan keyif alıyorum. Keyif aldığım şeyler bunlar ha. Ben en başta da bu yüzden başladım zaten. Yani denedim, bakıyorum. Oh, oğlum keyif alıyormuşum. Bu yani. Yani uçurmamıza gerek yok ya. Yerden de mütevazı bir şekilde gidebiliriz. O sıkıntı değil. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. Abap kanalın konseptini değiştirmeyi düşündün mü? Düşünüyor musun? Bilgi videosu, vlog, online oyunlar gibi... yok, hayır. Yani kanalın konsepti benim için hep aynıydı zaten. Yani YouTube'a başlarken de gameplay videoları atıyorum diye başladım. Şu anda da gameplay videoları atıyorum ve gameplay videoları atmaya devam edeceğim. Ha, farklı şeyler gelir işte. Soru cevap gelir, ara sıra başka kameralarla başka şeyler çekerim veya belki kısa korku filmleri gelebilir. Ama az çok aynı konseptle devam edeceğiz. Bu kanalı nasıl yükseltebiliriz? Neden beğeni, yorumlar düşük? Abi hiç şey yapma gerek yok ya. Yani siz bildirimleri açın. Çünkü YouTube abone olan herkese şey yollamıyor. Yani göstermiyor videoyu. Abi bak, senin abone olduğun kanal yeni video attı diye. Ki orada abonelik kavramını böyle durup düşünmek gerekiyor. Okey, bu konsept neydi ya falan diye. Neyse, siz bildirimleri açın. O yeter. Bu kadar yani. Onun dışında çok teşekkürler. Hala hazırda verdiğiniz destek bana yetiyor, artıyor bile. Kanal son derece kaliteli bir şekilde her videonun da yorum yapmayı ve beğeni atmayı alışkanlığına getirmemiz lazım. Başarılarını devamlı dilerim. Serdar Pap, çok çok teşekkürler, çok teşekkürler. Burada bir şey diyecektim herhalde, ne diyeceğimi unuttum. Çok teşekkür ederim. Forest videoyu çekmeyi düşünür müsün acaba Pap? Evet, evet. Şu an değil ama evet, Forest düşünüyorum. Daha önce de çektim biliyorsunuz. Yayınlarda da oynadım ve... Ama işte... Bir şey olsun istiyorum Forest'te. Oynayayım ama böyle bir şey olsun. Dediğim gibi sadece Forest'te... Böyle kuru kuru başlamak istemiyorum. Böyle bir şey olsun abi. Bir olay olsun. Ne bileyim. Bir şey olsun yani. İzlenmelerin abonelerine göre bu kadar düşükken YouTube'u bırakmayı hiç düşündün mü? Dürüst olayım. Evet. Birkaç defa bayağı kıyısına geldim ve düşündüm. Okey. Ya şey düşündüm hani. Oğlum değiyor mu ya falan diye düşündüm böyle. Çünkü daha önce böyle saatlerce video çekip yine saatlerce montaj yapıyordum. Bayağı mesai saati falan gömüyordum. Düşündüm. Ama kanalı bırakamam. Ama yani o kadar saatler harcamama da gerek yok. O yüzden sabah kalkıyorum.
Bir saat, hadi 1,5 saat videoyu çekiyorum. Bir o kadar montaj giriyor. Ondan sonra kapakla falan uğraşıyorum. Sonra yolluyorum. Hani yine de 2-3 saat alıyor bütün süreç ama olsun. İyiyiz böyle. Ama yani bırakmayacağım. Ama evet bırakmayı düşündüm. Kıyısına geldim. Neden YouTube kanalı açtın? Ortaokuldan sonra X-Files'ı izlemiştim. X-Files'ı bitirmiştim ve dizi arıyordum. İzleyecek dizi arıyordum. Bir arkadaşım bana YouTube'da web serileri var. Hiç onlara baktın mı dedi. Ben de ondan sonra Google'dan YouTube web serileri diye aradım. Karşıma birkaç tane çıktı. İşte Smash falan çıktı. PewDiePie falan çıktı. Baktım hoşuma gitti. Ben de yapayım dedim. Ben de yapmaya başladım. Güzeldi yani. Bundan 1 yıl sonra da zaten bu kanalı açtım. Bu yüzden birlikteyiz artık. Apap Sonat'tan Happy Wheels videonda yaşlanınca belgesel tarzı şeyler yapacağım dedin. Yapmadın neden? İkinci sorum ise kaç yaşındasın, nerede oturuyorsun ve gelecekte hangi tür videolar çekeceksin? Şöyle yaşlanınca belgesel tarzı şeyler yapacağım dedim. Yapmadım neden? Çünkü daha yaşlanmadım. Oğlum yaşlı değilim lan ben. 24 yaşına gireceğim az kaldı. 24 dayan yaşlı değilim lan ben. Oğlum bırakın lan bunu yaşlı değilim ben. Evet yaşlanınca belgesel tarzı şeyler yapmak istiyorum. Ama yani come on. Ne yapıyorsunuz? Ne o kadar yaşlı mı gösteriyorum gerçekten? Nerede oturuyorsun? İstanbul'da gelecekte hangi tür videolar çekeceksin? Yine benzer videolar çekeceğim. Aklıma müthiş orijinal fikirler gelmezse. Kıbrıs Türklerinin Türkiye Türklerini sevmediği doğru mu? Değil abi yani. Kıbrıs Türkleri Türkiye Türklerini sevmiyorsa herhalde İstanbul'dakiler birbirinden ölümüne nefret ediyor. Ne bileyim. Böyle bir şey yok yani. Veya bilmiyorum muazzam bir ön yargı mı var veya inanılmaz tuhaf bir marka değeri mi söz konusu bilmiyorum. Değil yani doğru değil. Oynadı mı bilmiyorum ama Life is Strange yeni content olabilir. Ben episode 2 bitirdim. Life is Strange deneyebiliriz. Bir bölüm oynayıp koyabilirim ama ya genelde şey oluyor böyle yeni oyunları oynarken bir bölüm koyuyorum. Eğer spesifik olarak yapmak istediğim bir seri yoksa Fallout 4 veya BioShock gibi bir video çekiyorum. Çok beğenilirse videolar devam ediyor. Beğenilmezse devam etmiyor. Yani hangi oyunlar var? Mesela Dreadlands yeni bir oyunda oynadım. Çok beğenilmedi. Europa Universalis 4'ü oynadım. O bayağı beğenildi. Ona bir iki video daha devam ettik. Belki daha sonra yine 4. bölüm atarım bilmiyorum. Performansa bağlı biraz. Aynen biraz performansa bağlı bu işler. Eğer yeni bir oyunun videosunu atıyorsam ve onun bir seri olacağını düpedüz söylemiyorsam performansı iyiyse seri olur. En azından bir iki video daha devam eder. Performansı iyi değilse büyük ihtimal orada kalır. Online oyun oynamayı düşünür müsün? Eğer oynarsan Rust gibi craftlı oyunları mı oynarsın yoksa LoL Dota benzeri mi? Yani ben çok müthiş bir online oyun hayranı birisi değilim. Yani online'cı bir oyuncu değilim. Bilmiyorum tam şey ne ama. Tam kelime kavram ne ama. Etiket. Craftlı oyun zaten Fallout 76 oynuyorum. LoL Dota benzeri oyunlar oynayacağımı düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle gitmem. Ben single player'cıyım ya. Ben kendim deneyimlemek istiyorum oyunları. Böyle o dünyaya atlayıp okey abi bu dünyayı bana verin demek istiyorum biraz. O yüzden online oyunlar çok da şey yapmıyor beni. Apap gizem videoları gelecek mi lütfen ona göre cevap verin meraklanmayalım. Arkadaşlar bunu daha önce de söyledim. Ama çok geldiği için bu soru bir kez daha bu videoda cevaplayacağım. Gizem videoları geleceği zaman kesinlikle geleceği zaman ben bunu söyleyeceğim zaten. Şunu diyeceğim. Abi bak şu gün şu saatte gizem videosu gelecek. Şunun hakkında diyeceğim. Veya BAM'de gizem videosunun kendisini göreceksiniz. Ben bunları yapmadığım takdirde gizem videosu beklemeyin. Standart content gameplay olacak. Bu nedenle gizem videoların yapması çok zor. Çok zor abi. O yüzden çok heyecanlandığım bir konu olmadığı sürece ve araştırmam net bir şekilde sonuçlanmadığı sürece gizem videoları gelmeyecek. Gizem videoları kesin olarak gelmeyecek değil ama bu şu demek gizem videolarını beklemeyin. Böyle bir beklentiye girmeyin. Güllümnat'a katıldığın durumu oğlum. Daha önce Metro Exodus oynadığını hatırlıyorum. O da devam edecek bu oyunlardan. O da devam edecek oyunlardan mı? Metro Exodus. Metro Exodus şöyle. Devam etmek istiyordum Metro Exodus'a ve indirmiştim Steam'den baştan. Performans sıkıntıları yaşadım. Neden bilmiyorum. Yani daha önce videoları çekerken yaşamıyordum böyle. Oyunun frame rate'i çok iyi. Güzel de görünüyor. Her şey güzel de görünüyor. Ama arada donuyor falan böyle bir iki saniye için ve deli oluyorum. Ve oyunlar genelde donmuyor bende. Videolarda bazen görüntü ara sıra takılabiliyor.
Bunun oyunların kendisiyle alakası yok. OBS ile alakası var. Onu da çözeceğim. Ama Metro Exodus donuyor arada sırada. Bunun da çok da hoşuma gitmedi. Deneyimimi bölüyor çünkü. Deneyimimin bölünmesini istemiyorum. Deneyim kelimesi biraz önemli bende. Onun az çok farkına varmışsınızdır zaman içinde. Öyle yani. Bu arada kesinlikle herhangi bir tarafı belirtmediğim bardağımdan içeyim. Oda vlogu çeker misin müsaitsen? Şu an olmaz. En azından odanın şu anki düzeniyle olmaz. İleride bir gün oda vlogu çekebilirim ama bir gün oda vlogu çekmek isterim. Size içinde yaşadığım mağarayı da göstermek isterim tabii ki. Çekmeyi düşündüğün oyunları söyleyebilir misin? Undertale bir ara devam edecek. Zaman içinde performansı düzelirse Europa Universalis 4'e devam edebilirim. Mafia 2 gelecek. GTA 4'ten sonra veya Red Dead Redemption gelecek. Hangisi olduğunu daha emin değilim. Karar vermedim. Red Dead Redemption 2. Daha doğrusu Red Dead Redemption'ın kendisi değil de. Ama bunlar ne zaman gelecek? Net bir şey yok yani. Net bir tarih yok. Yani gelecek hafta da gelebilir. 3 ay sonra da gelebilir. 1 yıl sonra da gelebilir. Şu an bunları söyleyebilirim. Onun dışındaki bütün oyunlar devam edeceğim seriler dışında, şu an hali hazırda devam eden seriler dışında net değil abi, kesin değil. Alan Wake gelecek o yüzden. Alan gibi en azından bir bölümü gelecek Alan Wake'in. Yine performansa bağlı devam edip etmeyeceğim. Uzaylara inanıyor musun Ahbap? Lütfen ciddi bir cevap söyle. Uzaylara inanıyorum. Uzaylı komplolarına da bir noktaya kadar inanıyorum. Ya ama bir noktaya kadar işte o nokta çok yine puslu bir nokta. Çok şey bir yer değil. Mafya 2 çekebilir misin? Senin oyunların Mafya 2 çok zevkli olur. Mafya 2 gelecek. Ne zaman gelecek? Yine net bir tarih veriyorum ama Mafya 2 kesinlikle gelecek. Korku oyunu olarak önermeyi unuttum. Beyond Two Souls veya Until Dawn. Beyond Two Souls şey değil mi ya? Quantic Dream'in yaptığı oyun değil mi? O çok korku oyunu değil sanki. Until Dawn'da çok bana göre bir oyun değil gibi ya. Çok çok sinematik abi. Ben çok sinematik oyunları sevmiyorum yani. İzin ver ben oynayayım. Ya, ama yani Until Dawn'un da olayı biraz o. Yani Beyond Two Souls'un da o olayı o aslında. Yani oynayabileceğiniz sinema filmleri aslında bunlar. O yüzden çok da bana göre değil. Belki bir ara oynarım. Söz vermiyorum. Eski model saçlar boynunda sakalsız Serdar Özgürkan'ı gelecek mi? Hayır abi. Ya ben böyleyim abi. Bu abi işte hani Serdar şu an bu. Serdar abi GTA Lost and Damned serisi çekmeyi düşünüyor musun? Seviliyorsun. Evet. GTA 4 bitecek. Ondan sonra başka bir seri gelecek. Ondan sonra artık bilmiyorum GTA 3 mü olur, Lost and Damned mi olur? Ha GTA 3 de gelecek serilerden. Ama ya bunların hepsinin ne zaman olacağı, spesifik olarak hangi sırada olacağı kesin değil. Kaç yaşındasın Ahbap? 24. 6 çay videoları ne sıklıkla gelecek? Performansa bağlı. Bir noktada 6 çay çok izlenmezse büyük bir ihtimalle o noktada bırakırım. Komple bırakmam. Yine bir ara geri döner. Ama yani her hafta, her 2 haftada bir falan olmaz büyük bir ihtimalle. Ama yine çok talep gelirse, çok ilgi görürse devam eder 6 çay videoları. Ve apaplarım, teşekkürler bütün sorularınız için. Teşekkürler 6 çayına gösterdiğiniz ilgi için. Bir kez daha hiçbir mesaj gönderemediğim, hiçbir şeyin sembolü olmayan bu bardaktan bir çay daha içeceğim. Yine gelecekte bir 6 çay videosu yapacağım. 6 çayının 3. bölümünü yapacağım da gönderiler üzerinden sorularınızı alacağım. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Kaldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.